Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgi Hazinem'desiniz. Güzel bir yarışmayı yine ne yapacağız? Biraz sonra başlatacağız. Üç tane arkadaşımız yerlerini aldılar. Heyecanla bekliyorlar yarışmak için. Ama öncesinde onlarla bir tanışacağız. Esma ile, Ali Kayra ile ve Zehra ile tanışmış olacağız, değil mi? Hoş geldiniz öncelikle üçünüz de. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlı mıyız? Birazcık. Peki. Bir tanışalım bakalım şöyle kısa kısa. Esma, seni tanıyalım mı? Benim adım Esma, soyadım Hakan. 4. sınıfa geçtim. Yaşım 9. Harikasın. Güzel bir yarışma çıkaracaksın. İnşallah. İnanıyorsun. İnanıyoruz, değil mi? Peki. Kitaplarla ilgili de sonra seninle biraz sohbet edeceğiz. Ali Kayra, seni de tanıyalım. Benim adım Ali Kayra, soyadım Ergenç. 4. sınıfa geçtim. 9,5 yaşındayım. Harikasın. Seninle de güzel bir yarışma çıkaracağız. Tamam, hadi bakalım inşallah. Kitaplarla ilgili seninle de sohbet edeceğiz. Zehra, bir de seni tanıyalım. Adım Zehra, soyadım İlhan. 5. sınıfa geçtim. 10,5 yaşındayım. Teşekkür ediyoruz. Sen de güzel bir yarışma çıkaracaksın. Hızlı olacaksın olabildiği kadar. Kitaplarla ilgili de konuşacağız. Olur mu Zehra? Seviyorsun kitapları. Evet. Detayları biraz sonra konuşalım. Şimdi bir bakalım Bilgi Hazinem nasıl bir yarışmaydı? Birlikte hatırlayalım. Ardından da arkadaşlarımızla sırayla yarışalım. Yarışmacımızla yarışmaya başlayacağız. Yani Esma'yla. Esma, hazır mısın yarışmaya? Gel bakalım. Seninle yarışmaya birazdan başlayacağız ama öncesinde biraz sohbet edelim. Kitaplarla ilgili biraz daha gelebilirsin. Nasıl kitaplarla aran? İyi. Okuyor musun bolca? Evet. Ne zamanlar fırsat buluyorsun kitap okumaya? Boş kaldığımda. Ne zaman oluyor bu? Öğleden sonra falan filan. Belli olmuyor. Bazen akşam, bazen öğleden sonra. Sabahleyin kitap okumayı seviyorum diyen arkadaşlarımız oldu buraya gelip de. Sabahları kitap okuduğun oluyor mu? Sabah kalktıktan sonra bazen okuyorum. Ne güzel. Peki, tatiller için kitap okumak üzere ayırdığın kitaplar oluyor mu? Çok zamanınız oluyor çünkü, değil mi, okullar tatil olduğunda? Değil, benim rafımdaki her kitap bitti. Ben kütüphaneye gidip okuyorum artık. Ne güzel. Bunu hep arkadaşlarımıza soruyorum ben, gelen arkadaşlarımıza çoğunlukla. Kütüphanelerden istifade ediyor musunuz diye. Sen bunlardan birisin. Nasıl yapıyorsun? Annemle babamla gidiyorum, okuyorum. Alıp eve getirdiğin oluyor mu oradan kitap? Yok. Orada okuyorsun. Alıp eve de getirebiliyoruz, değil mi? İmza atıyoruz ya da sistem var şimdi. Okuyoruz, okuduktan sonra götürüp teslim ediyoruz. Bu da güzel bir yöntem. Çok daha fazla kitaba ulaşmış oluyoruz. Peki, Esma belli ki bir kitap kurdu. Şimdi bir kitaba ulaşacaksın bu yarışmayla birlikte. O kitaptaki bilgileri de bizlerle paylaşacaksın. Ama süreyle yarışmış olacaksın. O yüzden çok hızlı ol, tamam mı? Hazır mısın? Sayalım 3'e kadar. Hadi 3'e kadar birlikte sayalım. 1, 2, 3. Esma, hadi bakalım anahtarlar nerede? Hızlanman lazım, süre ilerliyor. Evet, onun içine at, sandığın içine atıyorsun. Hemen koş bakalım, diğer anahtarı bulmaya çalış. Aa, o da açıldı. Çok iyi.
İkinci sandığımız da açıldı ve son anahtar, son sandık. Bakalım ilk sandığa gidiyorsun, kameraya doğru dönüyorsun. Kitabımızın ismi Tutumluluk. Kitabın ismini öğrendik şimdi. Rengi yeşil, 74. sayfada. Rengini öğrendik, sayfasını öğrendik ve... Ak akçe diye başlayan cümleyi bulursan satırları okumalısın hemen. Hangi cümle olacağını da bulduk. Bu kitaplıkta hemen bakıyorsun, yeşil renkli bir kitap Tutumluluk. Buldun mu? Tutumluluk. Hemen dönüyorsun. 74. 74. Ve? Ak akçe kara güneş. Süreyi durdurduk. Alkışları alalım. Sayfayı bulduk çünkü. Esma, şimdi oku bakalım ne yazıyor. Ak akçe kara gün içindir. Emek vererek alın teriyle kazanılan para sıkıntılı ve zor günlerimizde bizi kurtarır, rahatlatır. Tutumluluk kitabından bu güzel satırları okudu Esma. Esma, kitabı yerine bırakabilirsin. Seni de yerine alalım. Güzel bir kitap, çok güzel bilgiler var. Biraz önce duyduğunuz bilgiler gibi daha detaylı, daha çok bilgiyi kitaba ulaşarak okuyabilirsiniz. Birazdan ikinci yarışmacımız yarışacak. Bakalım o neler yapacak, ne kadar hızlı olacak. İkinci yarışmacımızla devam edeceğiz. Ali Kayra, heyecanlı mısın? Biraz. Biraz. Gel bakalım burada biraz konuşalım. Heyecanın azalsın. Sonra yarışmanı başlatalım. Kitaplarla aran nasıl? İyi. Sen de kütüphanelere gidiyor musun Esma gibi? Evet. Ne yapıyorsun? Kitap alıyorum, kitap okuyorum. Orada mı okuyup geliyorsun? Alıp eve geliyor musun? Orada okuyorum. Sen de orada okumayı tercih ediyorsun. Neden orada okumayı tercih ediyorsun? Eve götürürsem belki kaybolabiliyor, o yüzden. En iyisi orada okumak. Ortam da güzel, sessiz, sakin değil mi kütüphanelerde? Herkes kitap okuyor, her yer kitap, mis gibi. Tatillerde bunu değerlendirebiliriz. Peki, hazır mısın yarışmaya? Hı hı. Hazırsın. Üçe kadar sayalım mı Zehra, Esma? Sayalım. Hadi üç deyince başlıyorsun, hızlı oluyorsun. Esma bayağı hızlıydı, onu geçebilecek misin göreceğiz. Bir, iki, üç. Hadi bakalım nerede anahtarlar? Biraz hızlanman lazım, süren ilerliyor. Hadi bakalım ikinci anahtar. Son anahtar nerede? Hadi bakalım. Harikasın. Hemen kameraya doğru dönüyorsun. Bulman gereken kitabın rengi kırmızı, isim ise Kırkadis. Kırkadis. Öğrendik. Hemen devam, vakit kaybetmeden kitabın ismini öğrendik. Bulman gereken satırlar 68. sayfada. Sayfasını öğrendik. Sevgili Peygamberimiz diye başlayan satırları okumalısın hemen. Hangi satırdan başlayacağını da öğrendik. O kitaplığa koşuyorsun. Kırmızı rengi, Kırkadis ismi. Buldun mu? Evet. Hop. Çok acele ettik. Ve 68. Buldun mu? Sevgili Peygamber. Süreyi durduralım. Ali Kayra, alkışları alalım. Bulduğun için. Kameraya doğru dön istersen. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rabbim Allah'tır. De ve dost doğru ol. Alkışlar sana. Ali Kayra, kitabı yerine bırakıyoruz. Sen de yerine geliyorsun. Güzel bir bilgiyi bizlerle paylaşmış oldu. Kitaba ulaşarak Ali Kayra son yarışmacımıza geldi. Sıra bakalım o neler yapacak. Son yarışmacı bekliyor değil mi Zehra? Heyecanlı bekliyor. Gel bakalım seninle de biraz konuşalım.
kitaplarla ilgili konuşması çünkü çok keyifli. Nasıl kitaplarla aran? İyi. Ne tür kitaplar okuyorsun? Eğlenceli. Heyecanlı. Heyecanlı. Esma da Ali Kayra da kütüphanelere gitmeyi, oradan kitap almayı, okumayı çok seviyorlar. Sen gidiyor musun? Vardı. Sen de mi orada okumayı tercih ediyorsun, alıp eve getiriyor musun? İkisini de yapıyorum. İkisini de yapıyorsun. Peki, yarışmak için hazır mısın? Hazır. Üçe kadar sayalım mı? Hayır. Mümkün olduğu kadar hızlı davranıyorsun, tamam mı? Esma, Ali Kayra, hadi bakalım. Bir, iki, üç. Zehra, nerede anahtarlar? Sandığımız. Hadi bakalım biraz hızlan, süre ilerliyor. Koş bakalım, ikinci anahtar nerede? Evet, son anahtar bakalım nerede? O da açıldı ve hemen kartı al, dön bu tarafa. Dön bu tarafa ve oku. Bulman gereken kitabın adı Minnettarlık. Kitabın ismini öğrendik ve... Rengi ise yeşil. 62. sayfayı bulduğunda okuyacağın satırlar çıkacak karşına. Rengini öğrendik. Satırların sayfaları... Elhamid diye başlayan cümleleri okumalısın hemen. Elhamid diye başlayacak. Burada yeşil bir kitap. Minnettarlık ismi. Dikkatli bak. Yeşil çünkü. Birkaç tane yeşil yan yana gelmiş. Çok dikkatli bak bir tane. Yeşil. Yeşil. Yukarıda olabilir. Sola bak, bak yukarıya. Orada birkaç yeşil kitap var. Evet. Evet. İşte öyle, dön bakalım. 62. sayfayı bulunca... 62. sayfayı bulunca buldum de. Süreyi durduralım, alkışları alalım. Zehra, oku bakalım. Elhamid yaptıklarıyla ve nimetleriyle hamda en layık olan demektir. Hamd etmek, övmek demektir. Teşekkürden de ötedir ve sadece Allah'a yapılır. Zehra, teşekkür ederiz. Alkışlarla kitabı yerine bırakabilirsin. Seni de yerine alalım. Elhamid ne demek? Onu öğrendik. Minnettarlık kitabımızdan güzel bilgiyi paylaşmış oldu bizimle arkadaşımız. Seni de yerine alabiliriz bir tanem. Teşekkür ediyoruz. Ve biraz sonra arkadaşlarımızın armağanlarını vereceğiz. Kim birinci olmuş, kim ikinci olmuş, kim üçüncü olmuş onu açıklayacağız. Yavaş yavaş da veda edeceğiz. Arkadaşlarımızın armağanlarını vereceğiz. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü açıklayacağız. Bakalım kim? Siz de merak ediyorsunuz, heyecanla bekliyorsunuz. Tahmin edeniniz var mı? Var mı? Peki. Bakalım doğru mu tahmin ediyorsun, söyleyelim şimdi. Birinci olan arkadaşımız alkışlarla gelsin buraya. Ali Kayra. Tebrik ediyoruz seni. En hızlı sen olmuşsun kitabı bulurken. Esma, ikinci olmuşsun. Gel bakalım alkışlarla sen de. Zehra, sen de alkışlarla gel bakalım. Hızlan, hızlan, hızlan. Biraz anahtarı kaybettik değil mi? Son anahtarı özellikle bulamadık. Orada vakit kaybettik ama her üçünüz de güzel kitaplara ulaştınız. Güzel bilgileri bizlerle bu yarışmayla beraber paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Bir sonraki programda yine orada olun, burada olalım. Yine arkadaşlarımızla, farklı arkadaşlarımızla yarışalım. Güzel kitaplara, güzel bilgilere ulaşalım. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.